Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifinin 7. maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle muhterem heyetinizi ve ekranı başında bizleri takip eden yüce Türk milletini saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Ülkemiz genç ve dinamik nüfusu ile umut vermektedir. Bu genç nüfusun çağın gereklerine göre bir eğitim ve öğretim görebilmesi, geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmesi önem arz etmektedir. Liseyi bitiren evlatlarımızın tercihlerini yaparken mezun olduktan sonra istihdam kaygısıyla bölüm tercih etmesi, üniversitelerden mezun olan gençlerimizin kendi alanları dışında hayatın zorluklarını aşmak maksadıyla iş bulma telaşına düşmesi, geleceğimizin teminatı gençlerimizin vasıflarını yitirmesine, geleceğimiz olan genç insan kaynağımızın heba olmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple üniversitelerimizde verilen eğitimin niteliği, üniversitelerimizin bilim üretme ve araştırma geliştirme merkezlerine haline gelmesi, üniversitelerde ehliyet, liyakat ve devletine sadakat noktasında eksiği olmayan bilim adamlarımızın göreve gelmesini sağlayacak bir sistemin geliştirilmesi, koordinasyonun sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu manada atılan ciddi adımların olduğunu da göz ardı etmiyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığımızın umut vaat eden 2023 vizyonunu çok önemsiyoruz. Değerli milletvekilleri, bu vesileyle bazı hususları gördüğümüz yanlışları ve eksiklikleri, faydalı gördüğümüz önerilerimizi de dile getirmek istiyoruz. Geçtiğimiz ay bir yönetmelik yayınlanarak Yüksek Öğrenim Kurumu'nda bir yetki devri yaşandı. 2 Kasım 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Devlet Yüksek Öğrenim Kurumlarında öğretim elemanı norm kadrolarının belirlenmesi ve kullanılmasına ilişkin yönetmelik. Uyarınca üniversitelerde istihdam edilecek öğretim elemanları ile ilgili ilanları ve kriterleri üniversite yönetimleri belirlemeye başlamıştır. Bu durum YÖK'ün yetkileri açısından bakıldığında bir reformdur. Ancak söz konusu yönetmelik ile bir takım mağduriyetlerin yaşanması ihtimali de artmış, istismarın ve suistimalin de maalesef önü açılmıştır. Üniversitelerde şahsa münhasır özel ilanların çıkmaya başlaması bu tespitimizi teyit etmektedir. Bu ilanların ehliyet ve liyakat göz önünde bulundurulduğunda denetlemeye muhtaç olduğu ortadadır. 15 Temmuz 2016'da hain bir işgal girişiminde bulunan ve eli kanlı bir terör örgütü olan FETÖ'nün üniversiteleri nasıl yuva edindiğini, üniversitelerde nasıl hakimiyet kazandığını, aynı zamanda üniversiteleri finans kaynağı haline nasıl getirdiğini bu elim hadiseden sonra çok daha net gördük. FETÖ ile mücadelenin bitmediğini, yeni paralel devlet yapılanmalarının oluşma ihtimalini göz önünde bulundurursak, ehliyet ve liyakattan yoksun devlet, millet ve vatan yerine kişilere ve belli gruplara sadakat gösteren şahısların göreve getirilme ihtimali göz ardı edilmemelidir. Bu noktada bir parantez açıp önerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Anadolu'nun bağrından eğitim ve öğretim için üniversitelere gelmiş gençlerimizin yeni paralel devlet yapılanmalarının pençesine düşmemesi için stratejik ve sosyolojik temelli projelerin yetkili kurumların koordinasyonunda hayata geçirilmesi lazım, elzemdir. Söz konusu yönetmeliğin üniversitelerimizde hali hazırda var olan bazı sorunları derinleştireceği de ihtimal dahilindedir. Unutulmamalıdır ki
öğretim elemanlarının görevi sadece derse girmek değildir. Öğretim elemanlarını sadece derse yönlendirmek, istihdamı öğrenci sayısına göre belirlemek bilimsel bir yaklaşım olmadığı gibi üniversiteler de bilim üretmenin önündeki en büyük engeldir. Bilim üretme merkezleri olan üniversitelerimizdeki akademisyenlerimizin bilimsel çalışma yapmaları, Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık verebilmeleri için gerekli şartların sağlanması önemlidir. Bilim üretme ve Ar-Ge faaliyetlerindeki artışı bu çalışmalara aktaran kaynağın yükseltilmesi gibi olumlu gelişmelerde yok saymıyoruz. Ancak üniversitelerimizin hak ettiği yerde olmadığını kabul etmeliyiz. Değerli milletvekilleri, bugün fizik ve biyoloji gibi çok önemli bölümler öğrencilerimizin girmeye hak kazanmasına rağmen tercih etmediği bölümler arasındadır. Bu bölümlerin bilimin bel kemiğini oluşturduğu kabul gören bir gerçektir. Öğrencilerimizin bu bölümleri tercih etmemesinin sebepleri arasında mezun olduktan sonra iş bulamamak kaygısı yatmaktadır. Ancak bu durum öğrenci sayısına göre akademisyen istihdamı sağlanmasını, öğrenci yoksa akademisyen de yok mantığını meşrulaştırmayacaktır. Bu durum çok önemli iki bilim dalı olan fizik ve biyoloji gibi alanlarda ve bunlara bağlı kalemlerde gelişmenin de önünü tıkamaktadır. Tekrar ifade etmek isterim. Öğretim elemanlarının görevi sadece derse girmek değildir. Üniversiteler sadece ders okutulan binalar değildir. Bilim merkezleridir. En büyük amaç da bilim üretmesidir. Dolayısıyla her ne kadar bu yönetmelik ile amaçlanan akademik özellik olsa da denetim mekanizmasının güçlendirilmesi ve aktif bir şekilde çalıştırılması istismar ve suistimalin önüne geçecektir. Bu sebeple bu yönetmeliğin bir daha gözden geçirilmesi, bilim üretme merkezi olan üniversitelerimizin sadece nicelik bakımından değil, nitelik bakımından da gelişmesi için önem arz etmektedir. Değerli milletvekilleri, akademisyenlerimizin de artık kronikleşen bazı sorunları vardır. Akademisyenlerimizin bir üst kadroya hak etmesine rağmen, yeterlilikleri olmasına rağmen kadro tahsis edilememesi gibi bir sorundur. Bugün doçentliği hak eden bir akademisyenimizin, bilim adamımızın bulunduğu bir bölümde bir unvanı alabilmesi için o bölümde herhangi bir doçentin görevinden ayrılmasını beklemesi maalesef bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Bu sorunun da bir şekilde çözüme kavuşturulması temennimizdir. Akademik personelin özlük haklarının yetersiz olması, öğretim elemanlarının derse yönelme sebeplerinin başında gelmektedir. Ancak burada da ek ders ücretlerinin eksik olması ve bu ders ücretlerinin gelir vergisine tabi olması bazı sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Öğretim elemanlarının ek ders ücretlerinin vergiden muaf tutulması ve akademisyenlerimizin beklentileri arasındadır. Üniversitelerde çok büyük mağduriyetlerin yaşanmasına sebep olan bir diğer uygulama da idari personelin, akademik personelin eş durumu tayinlerinden faydalanamamasıdır. Yıllardır gündemde olan birçok ailenin dağılmasına sebep olan bu yanlış uygulamanın da sonlandırılması çok büyük bir adım olacaktır. İnanıyorum ki böylesine hayırlı bir kararı almak çok zor değildir. Başkanım. Alınacağına da inancımız tamdır. Asıl olan aile birliğinin sağlanmasıdır. Diğer yandan ülkemizde ağırladığımız yabancı öğrenci sayısının artışını önemsiyoruz. 140 bine ulaşan sayı hem ülkemiz için hem uluslararası platformdaki prestijimiz için büyük bir önem kazanımıdır. Ancak ülkemize gelen bu öğrencilerin arasında yabancı istihbarat örgütlerine hizmet eden
kendi memleketlerinden Türkiye'ye gelen öğrencileri kontrol altında tutmaya çalışan, Türkiye'deki öğrenci olmanın avantajlarını farklı amaçlarla kullanan ve pişiren sözde öğrencilerin varlığı da göz ardı edilmemelidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, eğitim camiamızın beklentilerine cevap verilmesi, terfi sisteminin liyakat ve başarıya göre yapılandırılması, mesleğin itibarını ve saygınlığının hak ettiği konuma getirilmesi temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle 2019 yılı merkezi yönetim bütçenizin devletimiz ve milletimiz için hayırlara getirmesini temenni ediyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.